Hey ben Baran. Bugün Kars 3'ü yorumlayacağız. Normalde oyuna başladığınızda bu kadar çok şey açık olmuyor. Bu kadar çok etkinlik açık olmuyor. Sadece fazla oynadığınızda oluyor. Mesela bende de bazı şeyler açılmadı henüz. Oyuna ilk başladığınızda sizi böyle bir ekranla karşılıyor. Ve burada sizi 4 kişi arasında yarıştırıyor. Burada size oyuna eğitiyor. Mesela yuvarlakla drift atmak, çarpıyla zıplamak gibi. Burada bu tarz şeyler öğretiyor. Zaten 2 dakika oynadığınızda anlıyorsunuz. İlk yarışa başladığınızda Kurizleme size bir şeyler söylüyor. Yanınızdaki ihtiyar dedi. Yani şimşek mekanının ihtiyar dediği kişi de size bir şeyler söylüyor. O tarz şeyler anlatıyorlar. Burası bittikten sonra o size bahsettiğim etkinliklere geçiyorsunuz. Etkinlikler açıyorsunuz da sizi eğitiyor. Yuvarlakla drift atıp çarpıyla zıplamanızı söylüyor. Burada karakterleri seçiyoruz. Buradaki bazı karakterler açık değildi. Dediğim gibi oynayarak açıldı. Fakat hala bazıları açık değildi o kadar çok oynamama rağmen. Açılmamasının nedeni zor turları benim beceremem. Burada turbo falan görmüşsünüzdür. Onları da ayarladım. Onlar da oynayarak çıkıyor. Hatta bir kötü yanı o da bütün yarış yerlerinin açık olmaması. Bir kısaca bu oyunda bütün her şey oynayarak çıkıyor. Oyunun çözünürlüğünde hiçbir sorun yok. Gayet iyi bir grafiğe sahip. Bu oyunda EAFC'de, NBA'de, FIFA'da olan baglar yok. Mesela bu oyunda hız diye bir kavram da yok. Yani mesela hızlı gitmek diye bir şey yok. Mesela Şimşek McQueen'i alıyorum diyorsun. Herkesi geçeceğim diyorsun. Öyle bir mevzu yok ki yani. Sadece küçük arabalar yavaş. Hani böyle tekerlekleri çıkartan arabalar var ya. Sadece onlar yavaş. Onun haricinde büyük arabaları insanlar yavaş ne diyor ama hızlı gidiyor. Seni oyunu aldığın seviyeye bağlı. Mesela sen Ace'i alırsan tabii ki zorlanmazsın. Gidersin iyi oynuyorsan en yavaş arabayla da birinci olursun. Mesela sen gitsen medium alsan en yavaş arabayla birinci olamazsın. Hız diye bir kavram yok dediğimde de yanlış anlamayın yani. Öyle hız diye bir kavram yok değil sadece böyle yeni çıkan arabalarla. Mesela sen gidip de Strom'la alırsan. Strom muydu yani ismini unuttum. Bir tane Cars 3'te rakibi vardı ya Şimşek McVay'nin. Yanlış hatırlamıyorsam onun ismi Norm'du. Yani mesela onu aldığınızda en yavaş arabayla onu bir tutamazsınız. Şöyle bir karşılaşmaya girer. Mesela dünyanın en iyi futbolcusuyla dünyanın en kötü futbolcusunu kapıştırmak gibi bir şey. Ben bu yarışta birinci oldum. Hem Ace'i aldım hem de yani Ace'i aldığım için her şey kolaylaşıyor. O rakibin kolaylaşıyor. Rakibin aptalca hareketlere geçiyor. Bir yerlere çarpıyor. Mesela ben McQueen ile hard seviyesinde oynasaydım bu kadar iyi bir performans sergileyemezdim. Birinci olamazdım. oyunun bazı turları var. Roket atıyorsun. Serbest takılıyorsun. Çok zevkli bir oyun şey diyecektim. Burada rakiplere ne kadar fark attığımı görüyorsunuz diyecektim de o kadar da fark atmamışım. Ben bu oyunu indirimdeyken 34 liraya almıştım. Şu anki fiyatını bilmiyorum. Burada da yanlış hatırlamıyorsam yarışı bitiriyordum herhalde değil mi? Evet bunun azirelesinde yarışı bitiriyorum. Burada driftimi atıyorum ve bitiyor. Bitti. Birinci olduk. Burada ikinciye 6 saniye fark atmışım. Üçüncüye 8 saniye fark atmışım. Dördüncüye 9 saniye fark atmışım. Burada da eskisinden daha zor yarışları kazandığında açılan turlar var. İşte bu şekilde kazanıyorsunuz şeyleri. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda başka bir yorumlamada görüşürüz. Hey bu saniyeye kadar unuttun mu? Kanalıma abone olup çanı açıp videoyu beğenmeyi unutma.